Tek tek uğraşmadan iki tepsi dolusu hem çok lezzetli hem de çok kolay pizza lahmacun yapıyorum. Şimdi hiç vakit kaybetmeden bu lezzetli tarifin yapımına geçiyorum. İlk olarak hamurunu yapmayla başlıyorum. Hamuru için bir su bardağı ılık su ve bir su bardağı ılık süt, yarım su bardağı sıvı yağ ve bir çay kaşığı kadar da şeker ilave ediyorum. Ve daha sonra bir paket kuru maya ekliyorum. Kuru maya yerine 30 gram kadar yaş maya da ilave edebilirsiniz. Ve eklemiş olduğum malzemeleri şöyle bir çırpıyorum. Mayanın aktifleşmesi için 1-2 dakika kadar bekletiyorum. Daha sonra içerisine bir tane yumurta ekliyorum. Ve bir tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. Ve yine biraz çırpıyorum. Daha sonra ise 5 su bardağı kadar elemiş olduğum unu ilave ediyorum. İlk önce şöyle çırpıyorum. Daha sonra yoğurma işlemine geçeceğim. Ve su bardağı kadar un ilave ettim. Bir yarım su bardağı kadar da ilave edeceğim. Toplamda 5,5 su bardağı kadar un kullanıyorum ve daha fazla un kullanmıyorum. Şöyle bir toparladığım hamuru şimdi de masanın üzerine alıyorum ve masanın üzerinde iyice yoğuruyorum. Hamur şu anda inanılmaz yumuşak ve elime yapışıyor. Toparlaması biraz zor oluyor. O yüzden biraz böyle sıvı yağ döküyorum. Bir iki avuç. Ve sıvı yağla beraber hamuru güzelce toparlıyorum. Gördüğünüz gibi böyle elime yapışan yumuşacık bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Ve hazırlamış olduğum hamurun üzerine şimdi streçimle kapatıyorum ve mayalanmaya bırakıyorum. Hamur mayalanırken bir taraftan da iç harcını hazırlıyorum. İç harcı için 500 gram kadar yağlı kıymanın içerisine 2 tane orta boy soğanı blenderdan geçirdim. Onları ilave ediyorum. Daha sonra 5-6 adet Charlotte biber rondodan geçirdim, ilave ediyorum. Ve biraz da maydanoz ilave ediyorum. Ve 2 tane orta boy domatesi doğradım. Ve domatesleri de ekliyorum. Son olarak da baharatlarını ekliyorum. Baharat olarak bir tatlı kaşığı tuz, birer çay kaşığı kadar karabiber, pul biber ve kırmızı toz biber ekliyorum. Ve eklediğim malzemeleri iyice yoğuruyorum. Ve 1 saat kadar mayalanmış olan hamuru şu şekilde hazırlıyorum. İlk önce masanın üzerine unluyorum ve hamuru masanın üzerine alıyorum. Ve gördüğünüz gibi hala elime yapışıyor hamur. Ve şöyle biraz hamuru toparlıyorum, yoğuruyorum. Ve daha sonra iki parçaya bölüyorum. Bir parçasını şöyle kenarda bekletiyorum. Ve diğerini de merdane ile tepsi boyutunda açıyorum. Hamurun dokusunu görüyorsunuz. Ben açarken içinden baloncuklar oluşuyor. Gerçekten çok güzel mayalanmış ve yumuşacık olmuş. Bu şekilde tepsi boyutunda açıyoruz. Ve tepsinin içerisine alıyoruz. Ve şöyle biraz kenarlarından çektirip tamamen tepsinin tabanına yayıyoruz. Daha sonra üzerine hazırladığım kıymalı karışımı döküyorum. Ve şöyle bütün hamurun üzerine seriyorum. Daha sonra üzerine de rendelemiş olduğum kaşar peynirini ekliyorum. Ve 180 derecede önceden ısıtılmış fırında böyle 25-30 dakika kadar kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Ve şimdi diğer hamuru aynı şekilde hazırlıyorum.
Ve şimdi yine pişirmeye alıyorum. Lahmacun pizzayı şimdi fırından çıkardım. Gördüğünüz gibi enfes görünüyor. Şimdi de şöyle dilimleyip size dokusunu göstermek istiyorum. Tek tek uğraşmadan hem çok bereketli hem de çok kolay. Aynı zamanda gerçekten çok lezzetli oldu. Gördüğünüz gibi kemiği böyle yumuşacık, puf puf oldu. Bu tarifi mutlaka deneyin derim. Gerçekten çok lezzetli. Favoriniz olur bu tarif. Mutlaka not edin. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve daha fazla videodan faydalanmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha farklı ve daha güzel videolarda görüşmek üzere. Her şeye gönlünüz çok olsun. Hoşçakalın.